Aruz Vezni'nin şiirimizdeki en güzel örneklerinden biri de Üstad Yahya Kemal'in Sessiz Gemisi'dir. Artık demir almak günü gelmişse meçhule zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Atatürk'ün memlekete emanet ettiği şu gençliğe bakın. Gençlik değil, adeta it sürüsü. İt sürüsü! Mahmut Hoca, görün bakın Atatürk bu vatanı kimlere emanet etmiş. Ne oldu efendim? Daha ne olsun? Atatürk'ün gençliğe hitabesini şu kartona satır satır yazıp kürsüme çatmışlar. Çok hızlı gidiyorlar. Şoförün birini gözüm tutmadı. Birinin yan camı kırık. Samet üşür. Çoğu durmadı zaten. Hemen gitmenizi istemedim. Evine dönüyorsun değil mi? Kocanı seviyorsun değil mi? Yarın gitseniz olur mu? Gene azarlayacak mısın beni öğretmenim? Sadece aldıracağım sana. Hayatım bu çocukları yanlış etkileyecek. Son bir bağışta bulun onlara. Korktuğunu göster. Ezik yaşadık öğretmenim. Ama dik öleceğim. Bir kez daha umut ver bana. Gözlerinde büyük ölme ki ileride sen olmaya çalışmasınlar. Affet beni. Davetsiz misafir kabul ediyor musun Mesut Bey? O kolay, onu hallederiz. Biz de bir alışveriş için geldiydik. Ama hayırlı bir iş için, ticaret için değil. Mesut kardeşim, sözün kısası, bizim oğlan sizin kıza sevdalanmış. Semayı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğluma istemeye geldik. Dombilinin işleri hep böyle süratli olur. Sen ne diyorsun şimdi? Mesut kardeşim, şimdi sırası mı felsefenin? Sen cevabını söyle. Evet mi, hayır mı? Düşünecek ne var? Böyle bir kısmet bir daha nereden düşecek? Ner göğerdi. Yağmurun bereketine hazır tutmalı tarlaları. Ben çiftçiyim. Ekmeği biçmeyi, traktörüme yağ seçmeyi bilirim. Her iklimde dayanıklıdır. Süper üniversalle traktörüm güçlü, gönlüm rahat. Fren hariç traktörün her yerinde kullanabilirsiniz. Üstelik öz malınızdır. Geçimim topraktan, yağım petrol ofisinden. Güçlü traktör yağı, musluklu plastik ambalajında. Muallime hanımla mı teşerrüf ediyorum efendim? Evet efendim, hoş geldiniz. Ben Maarif Müdürü İbrahim Hilmi. Vilayet Nafa Mühendisi Hasnun Mümtaz. Siz buraya mektep mi diyorsunuz efendim? Endişelenmeyiniz. Söyleyiniz Muallime Hanım, söyleyiniz. Ekürü, ekürü. Türkçe nasıl derler? Ahır. Evet. Ahır. Sol diye bir iş çıkardılar başımıza. Allah seni inandırsın, sol elimi kullanamaz oldum. Kabil olsa, sol adımımı atmayacağım yürürken. Ne istiyorsun? Batırma beni Sepetçioğlu. Tanıdım tabii ki. Teodora Kaltasın sen. Teodora değil Sepetçioğlu. Evtelya. 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 Sepetçioğlu. Evtelya sevgilim. Seni yıllarca aradım Evtelya. Nerelerdeydin? Sus, konuşma. Seni hiç unutmadım Sepetçioğlu. Ben de seni. Ve samanlıkta geçirdiğimiz 9,5 haftayı. Şimdiye kadar sadece paranın gücüne, iktidarın gücüne inandım. Yanılmışım. Bir fiskeyle yıkılacağını sandığım küçücük insanlar bana ömrümün sonuna kadar unutamayacağım ders verdiler. Hem de adına sevgi dedikleri benim hiç tanımadığım ve inanmadığım bir silahla. Mağlup oldum Alev, yenildim. Yeni bir işe başlarken iyice düşünmek, hesabını kitabını iyi yapmak lazım. Bu işler biraz kabiliyet ister. Dürüst ticaret iyi kazandırır. Kafan karıştığında hiç çekinmeden Levon'a gidebilirsin.